Son 5 yıldır sürekli şiddet görüyorum. Sürekli aldatılıyorum. 2 tane çocuğum var benim. Bir oğlum var, bir kızım var. Bu dayak sürecinde hani şimdi ben evlatlık bir çocuğum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Hani çocuklarım aynı sürece maruz kalmasın istedim. Yani 5 yılı yaklaşık çekiyorum. Arabadan atıldım, hastanede dayak yedim, acil kayıtları var. Tekrar tekrar evde dövüldüm. İş yerinde, bankada, yani aklınıza neresi geliyorsa her yerde şiddet gördüm. Sebep ne? Şiddetin sebebi? Sebep neydi? İsmini zikretmek istemiyorum. Sadece ismini söylediğim için bile dayak yedim. Neden aşkım, sevgilim değil de bana isminle hitap ediyorsun diye. Yani bu bir örnek. Yani dayak yemek için çok sebebim vardı. Öyle yemek temizlik için falan değil ama geldiği zaman niye suratın asık? İşte niye bana gülümsemedin? Niye yanımda oturmadın? Bu tarz şeylerden ortada hiçbir şey yoktu. 4 ay önce artık aile bireylerinden abisiyle konuştum. Hani dedim ben hani ne yapmam gerekiyor bu adamdan kurtulmak için? Ben bu adamın elinde bir gün öleceğim. Boşanayım. Hani beni o şekilde öldürsün. Ne diyor? Ömür boyu tavana bakmak istiyorsan, ömür boyu yatağından bile kalkamayacak hale geleceksen tabii ki benimle boşanabilirsin kabul ediyorsan. Ben bunu göze aldım. İlk başta boşanmayı kabul etti. Tamam dedi, boşanacağız dedi. Çocukların velayetini bana vereceksin dedi. Çocukların velayetini bir şartla veririm dedim. Çocuklarımı istediğim zaman görebileceğim. Yani bende kalacak. Napaka falan hiçbir şey senden istemiyorum. Bende kalsın. Ama sen de istediğin zaman görebilirsin. Ben de okula gitsinler. Tamam dedi, istediğin zaman görebilirsin. Karar kesinleşti. Sonra beni aradı. Bir daha dedi asla çocukları göremeyeceksin. Mesela ben çalışıyorum. Akşam eve gidiyorum. Evde sürekli gece saat 2'de, 3'te neredesin, kimle birliktesin? Evdeyim. Anneme gidiyorum. Çocukları zaten görüştürmüyor. Bana mesaj atıyor. Diyor ki kızım seninle görüşmek istiyor. Oğlum seninle görüşmek istiyor diyor. Açıyorum telefonu, görüntülü arıyor. Neredesin? Yanına geleceğim. Artık bunları ispatlamak zorunda kalıyorum. O gün saat 5.30'a kadar karakoldaydım. Şikayetçi oldum. Hani diyorum bana yardımcı olun. Bana diyor ki eve gidemeyeceksin. Evin önünde bekliyorum seni. İçeri giremeyeceksin. Sakat kalacaksın diyor. Bugün diyor Adana'da diyor. Her yere diyor. Bir yerde kemiğin olacak diyor.